Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 18. güne. Paralel kenar konusuna başlıyoruz. Dörtgenlerin en önemli konularından biri diyebiliriz. Çünkü buradaki öğrendiğiniz çoğu şeyi diğer dörtgenlerde de uygulayabileceksiniz. Ama benim için önemli olan kısmı şu: üçgenleri çok iyi bir şekilde karıştıracağız buraya. Yani paralel kenardaki çoğu sorunun üçgen bilgisiyle nasıl çözülebildiğini göreceksiniz. Özelliksiz bir şekilde ve buradaki alışkanlığınızı sonraki dörtgenlere de yayacaksınız ve bu işi çok iyi bir şekilde halledeceksiniz. O yüzden lütfen bu konuya dikkat. Şimdi ne yapıyoruz? İlk etapta şafak sayarımıza bakıp sayfa numarasını görüyoruz. Hadi bakalım. Şafak sayar gelsin. Şimdi buraya baktığımız zaman şafak sayarımızda 18. gün. Sayfa numarası 110 ile 115 arasını işleyeceğiz. Sonra diğer şeye bakıyoruz. Burada 18. günde kaç tane video olduğunu görüyoruz. Kaç dersimizin olduğunu görüyoruz. 2 tane dersimiz olacakmış. Paralel kenar bir günde bitiyor mu? Bitmiyor. O yüzden haftalık programa bakmamıza gerek yok. Haftalık programda da paralel kenar, yani 18 ve 19. gün olacak. 19. gün haftalık programa da bakarız. Gel şimdi sayfa numarası 110'a gidelim ve dersimize başlayalım. Şimdi paralel kenar. Arkadaş, paralel kenar gerçekten çok zevklidir ama şimdi paralel kenar konusuna başlamadan önce sana şunu söyleyeyim. Bundan sonraki konuların çoğu üçgen bilgisiyle zaten çıkacak. Özelliklerin çoğunun da ispatı zaten üçgenden çıkacak ama benim sana tavsiyem ilk etapta tanımı çok iyi bir şekilde bilmen. Tanımı bildikten sonra üçgen bilgilerinde bu konuya böyle yakıştırmasını yaptıktan sonra, yani üçgen bilgisinden çoğu sorunun çözülebildiğini gördükten sonra zaten bayağı bir soruyu çok rahat bir şekilde yapacaksın. O yüzden ilk önce tanıma odaklanalım. Tanıma odaklanalım. Ki zaten burada ilk 5 sayfa şöyle bakacak olursanız ilk 5 sayfa değil de ilk 3-4 sayfa sadece ve sadece tanımı veriyorum. Bak şimdi tanımı veriyorum. Ardından özellik yok. Sonrasında hep üçgen bilgisinden çıkacak. Tanımına bakalım. Karşıtlı kenarları birbirine paralel olan dörtgene paralel kenar adını veriyoruz. Yani şu kenarlar birbirine paralel, bu kenarlar birbirine paralelse bu dörtgenin adı paralel kenarmış. Karşıtlı kenarlar birbirine eşit ve karşıtlı açılar birbirine eşit diye söylenmiş burada. Tanımından geliyor bu. Bakalım gerçekten öyle mi? Ben buraya bir alfa açısı dersem, hocam U'dan dolayı burası 180'e tamamlamaz mı? 180 eksi alfa olur. Hatta şunlar birbirine paralel, buradaki U'dan dolayı burası da 180 eksi alfa yapar. Hatta burada yine bir U'dan dolayı burası da ne yapacaktır? Alfa açısı yapacak. Tamam, açıları bulduk. Karşıtlı açılar birbirine eşit demişiz burada. Bakıyorum. Evet, alfa iken alfa, 180 eksi alfa iken 180 eksi alfa. Hatta şunu da yazabiliriz: ardışık açılar toplamları 180 derece. Yani şu açıyla şu açı ardışık, bu açıyla bu açı ardışık, sonra bu açıyla bu açı ardışık, toplamları 180 diyebiliriz. Peki karşıtlı kenarlar da birbirine eşit demişiz. O nereden geliyor hocam? Bak şimdi dost, ben sana şurada bir ispat. Hop, şöyle tanımında bile ispat yapayım. Bak şimdi bunu böyle çizince. Hocam şurası ne oldu? Çizgi açısı mı oldu? Evet, çizgi açısı diyelim şuraya. Paralellik var ya, Z'den dolayı burası da çizgi açısı oldu. Sonra buraya bir nokta açısı dersem Z'den dolayı yine burası nokta açısı olur. Ve şu üçgenlere dikkat eder misin dostum? Hocam şu üçgen ve şu üçgene dikkat edebilir miyiz? Bakıyoruz ki çizgi nokta alfa, çizgi nokta alfa ve şurada kenar her ikisinde de ortak değil mi? Ortak. Alfanın karşısındakiler de birbirine eşit oldu. Ne oldu bunlar? Bütün açılar birbirine eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit oldu. Kenar birbirine eşit oldu. Yani bunlar benzer. Hatta benzerlik oranı 1. Hatta bunlar eş üçgen diyebilir. Eş üçgen olduğundan dolayı o zaman burada noktanın karşısı A'ysa noktanın karşısı burada da A'dır. Buraya B dersem burası da ne olacaktır? B olacaktır. Gerçekten karşıtlı kenarlar ne oldu? Birbirine eşit oldu. Ha hocam, paralel kenar tanımı bu şekilde mi? Karşıtlı kenarları birbirine paralel mi? Hayır, şu da olabilirdi aslında. Karşıtlı kenarları birbirine eşit olan dörtgen de olabilirdi. A A B B. Bu da bir paralel kenardır. Kesinlikle ama kesinlikle. İspatı yine aynı. Şunu şöyle çizecek olursam, buraya da C dersem, hocam bu üçgenle bu üçgen eş üçgen oldu. Dolayısıyla A'yı gören açılar birbirine eşit oldu. B'yi gören açılar birbirine eşit oldu. Şuradaki açılar da birbirine eşit oldu. Hocam Z kuralı sağlandı. Karşılıklı kenarlar paralel oldu. Diğerinde de yine Z kuralı sağlandı. Karşılıklı kenarlar paralel olmak zorunda. Bak gördün mü? Burada da sana diğer türlü tanımıyla diğer ispatı da yapmış bulundum. Yani illa karşılıklı kenarları paralel olan dörtgen paralel kenar değil. Aynı zamanda karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dörtgene de biz paralel kenar diyebiliyoruz. O zaman tanımda şunu karıştırabiliriz. Paralel kenarın tanımını duyunca böyle, hocam paralel kenarın tanımında karşıtlı kenarlar birbirine paralel ve karşıtlı kenarlar birbirine eşit diyebiliriz. Şimdi sana bir soru soruyor. Şimdi biz bu paralel kenar konusunda üçgeni de düşünecek olursak üçgendeki hangi konuyu daha fazla kullanacağız sence? Sordum. Şimdi cevaplıyorum. Arkadaş, sen de kendi kendine sordun değil mi? Cevapladın değil mi? Karşıtlı kenarlar birbirine paralel değil mi burada? Evet, paralellik var. Paralellik varsa büyük ihtimal benzerlik, yani temel orantı var. İspatı bile benzerlikten çıktı zaten. Zaten temel orantı da ispatı orada
oradan çıkıyordu. Kenarlarda paralellik olduğu için kelebek benzerliği ve temel orantı benzerliğini çok kullanacağız. Özellikle ve özellikle oranlamanın olduğu sorularda. Bunu da unutma. Ha, oranlama olup da alan verilirse alan dağıtmayı falan da kullanacağız burada. Haberin olsun. Şimdi ben öğrenme alanı sorularına geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Paralel kenarda dikkat etmeniz gereken çok ufak iki tane şey var. Yani çok ufak bir şey var aslında. İki tane diyorum ama çok ufak bir şey var. O ufak bir şey de nedir? Tanıma dikkat etmek. Karşıtlı kenarlar paralel, karşıtlı kenarlar birbirine eşit olmasına dikkat etmek. Mesela şimdi şuraya bakacak olursak. Burada bir paralel kenarda bir açıortay doğrusu verilmişse. Karşıtlı kenarlar birbirine paralel ya. Ne çıkıyor karşımıza? Z kuralı çıkıyor. Açı da işin içine girmişse Z'den dolayı. Nokta açısı ise yukarısı aşağısı da nokta açısı oluyor. Ne çıktı orada? İkisi kenar çıktı. Buna dikkat edin. Açıortaylık varsa, daha öncesinde benzerlikte de söyledim işte. Paralellik de varsa Z'ye dikkat edin. İkizkenarlık çıkar demiştim. Aynı söylemim burada yine devam ediyor. Bunun yanında bir de şuna dikkat edin. Yine bir paralel kenar var elimizde ve 90 derece var. 90 derece olduğunda aklına hangi konu geliyor? Dik üçgen geliyor. Doğru, haklısın. Ve sen ne yapıyorsun? Hemen şu çizgiyi çiziyorsun. Yanlış. Arkadaş, ilk önce verilen bilgilere bakacaksın. Verilen bilgilerde ilk önce verilen bilgileri yorumlayıp ondan sonra bir şeyler oluşturmaya, ek çizmeye gideceksin diye hep söylemiyor muyuz? Söyle. Sen burada 90'ı gördün. Eyvallah. Aklına dik üçgen geldi. Eyvallah. Hemen dik üçgeni oluşturdun. Oluşturmadan önce paralel kenarın tanımına baksana. Yok mu orada bir tane Z? Var. Yukarısı 90, aşağısı da 90 oldu. Bak, sen 90 derece oluşturdun ama, dik üçgen oluşturdun ama oluşturmana gerek yokmuş. Hali hazırda orada kırmızı üçgen. Bak, dik üçgen zaten çıktı. Ama nereden çıktı? Tanımı uyguladık. Karşıtlı kenarların paralelliğini özellikle açılarda, özellikle açıortay varsa, özellikle 90 varsa, 90 varsa karşısı da 90'dır. Bunu çok kullanıyoruz. Çok ufak bir nokta. Bu ufak noktalara dikkat etmediğiniz için sorulara maalesef, soruların çözümlerine maalesef ulaşamıyoruz. O yüzden lütfen buna dikkat. Tamam gençler, olay bu. Hadi bakalım. Bu söylediğim şeyi, açıortay ve Z'ye dikkat. Burada ben sana şeyle gösterdim, animasyonla gösterdim. Şuraya da şöyle bir not olarak yaz. Not olarak yaz şuraya. Hocam not de, hop işte aynı paralel kenarı şöyle çiz. Açıortayı çiz ya da oradaki paralel kenardaki diki şöyle çiz. Dik üçgen oluştuğunu da göster. Buradaki şeyler de önemli. Her şeyin ben not al diye söylemiyorum sana. Öğrenme alanında bu sefer 2, 4, 6, 8 tane bir soru var. Evet arkadaşlar, alfa isteniliyor şimdi bizden. A şıkkından başlayalım. A şıkkından başladığımız zaman arkadaş burada ne var? 65 derece var. Hocam Z'den dolayı direkt burası da 65'tir. Burası da 65. 65, 65. Şuradaki üçgene bakıyorum. 130. 180'e tamamlayan açısı 50. Karşıtlı açılar birbirine eşitti. Burası da ne olacaktır? 50 olur. Karşıtlı açıların eşitliği ilk etapta aklına gelmezse, hocam şu açıyı bulduk ya, bak şu açıyı 130. Burası da 180'e tamamlıyor deyip 50'yi o şekilde de bulabilir. A şıkkı 50 çıktı. Gelelim B şıkkına. Şimdi B şıkkında da ne yapacağız hocam? Şimdi bana bu 20 verilmiş ve alfa verilmiş. Şunlar birbirine paralel değil mi? Ta doğruda açılara kadar da gidebiliriz. Yani şöyle baktığımız zaman şöyle bir M kuralı yok mu? Var. Yani alfa ile 20'nin toplamı eşittir 80 olacak. Alfayı da böylelikle 60 derece olarak buluruz. Dikkat. Tamam. Buna da dikkat. Daha farklı bir şekilde yapan arkadaşlarınız olabilir tabii ki. Ya buraya x dersin. X artı 20 ise burası 180'e tamamlayan açısı. İşte burası da 100 eksi x dersin. Sonra şu açıyla şu açının toplamı da 180'e eşit olacak dersin. X'ler gidiyor. Alfayı o şekilde de bulabilirsin. Ama şöyle M kuralı da yine karşımıza çıkabiliyor. Geldik buraya. İkiz kenarı verilmiş. Paralel kenarın tanımını kullanalım. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve eşit. Hemen şuradaki çift çizgiyi de koy kardeşim. Bak koyduk. Şu eşitliği koyduk. Koyunca burada da eşitlik çıktı. İkiz kenar. Burada da ikiz kenar. Hemen ne yapalım? Hocam ben şuraya bir ne diyeyim? X x diyeyim. O zaman ben buraya x x dersem burası ne oldu? 180-2x olmadı mı? Evet. Şimdi 180-2x oldu burası. Hocam bu açıyla bu açının toplamı 180. 180-2x'in 180'e tamamlayanı kaç yapıyor? Hocam 2x yapıyor. Burası 2x'e de ikiz kenar çıktı burada. Tepe açısı 2x. 180'den 2x çıkartıyorum. Bir de 2'ye bölüyorum. 180-2x bölü 2. 90-x 90-x yapmaz mı taban açıları? Evet. Sonra hocam şurada M kuralı çıktı deyip x ile 90-x'in toplamı alfa diyebilirsin. Ya da hocam bu açılar yan yana geldi deyip hemen alfa artı 90-x artı x'in toplamı eşittir 180 de diyebilirsin. X'ler ne oldu? Alfayı da böylelikle 90 derece olarak bulur muyuz? Buluruz. Evet. Bu sorunun cevabı da C şıkkı da bu şekilde oldu. Geldik D şıkkına. Garip bir yerde eşitlik var hocam. Bu eşitliğini nasıl kullanacağız? Karşıtlık, hemen tanımı düşüneceğiz. Karşıtlı kenarlar birbirine eşit. Karşıtlı kenarlar birbirine paralel. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Hemen eşitliği yazıyoruz şöyle. Ne güzel x kenar çıktı. Ve karşıtlı kenarlar da birbirine paralel. Hocam bak şurada da ne çıktı? Bir Z çıktı. Tanımı gerçekten çok kullanıyoruz. O zaman burası 80 oldu. X kenarlıktan dolayı burası da 80 oldu. 80, 80, 160'tan buraya kaç
derece kaldı? 20 derece kaldı. Evet, D şıkkını da 20 bulduk. Geldik E şıkkına. Şimdi E şıkkında 80 derece verilmiş burası. E karşılıklı açılar birbirine eşit. Ya da 80 ise hocam burası 100'dür. 100'dür. 100 ise burası da 80'dir de diyebilirsin. Fark etmez. E sonra ne yapacağız burada? 90'ı kullanmamız lazım. E şu kenarlar birbirine paralel ya. Şöyle bir Z kuralı yok mu burada? Var. Z'den dolayı bak direkt burası da 90'dır. 90 varsa karşısı da 90'dır. Bunu unutma. Yani şurası da 90. Sonra şu eşitliği kullanmam lazım. Arkadaş 90'ı bulduk. Verilen bilgiyi kullan. Bulduğum bilgiyi de kullan diyorum her zaman. O zaman 90'ı kullanalım. 90'dan bir kenar ortay çizilmiş. Yani muhteşem üçlü eşitliği yazdık. Dolayısıyla alfa ise burası da alfa çıktı. Hocam. Hocam bak şuradaki üçgen bir dik üçgen. Burası 80 derece. Burası da alfa derece. Yani alfa ile 80'in toplamı 90 yapmak zorunda. Alfayı da böylelikle 10 derece olarak bulur. Evet, E şıkkını 10 bulduk. Geldik F şıkkına. Şimdi karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğundan dolayı 16 ise 16. Buraya ne kaldı o zaman? 5 kaldı. Hemen 5'i yazdık. Karşılıklı kenarlar paralel olduğundan dolayı Z'den dolayı hemen 90'ı yaz. 90 ise karşısındaki 90'ı yaz. Yani direkt böyle bir dik üçgen oluşturma ilk etapta. Dikkat. Hocam burası 90 oldu. 5, 12, 13 üçgeninden. Burası 13, burası da 13. Çevre isteniliyor bizden. Hocam bir kenar 16, diğer kenar 13. 16 ve 13. Yani 16'dan 2 tane var. 13'ten de 2 tane var. 32 artı 26 da kaç yapıyor o zaman? 58 yapıyor. Cevaba böylelikle 58 diye ulaştık. Geldik G şıkkına. G şıkkında da oranlama verilmiş. Oranlama verilmiş. Oranlamayı ne yapacağız? Hocam X verilmiş, 3 verilmiş. Karşılıklı kenarların birbirine paralel olduğunu biliyoruz. Yani şu kenarlar birbirine paralel. Paralelliğe bakınca bir de oran varsa büyük ihtimal benzerlik vardır. Benzerlik olduğunda da ilk ince ayrıntı kelebek benzerliğidir. Hemen bakıyoruz kelebek benzerliği var mı? Hocam bak iki paralel doğru arasında bir kelebek benzerliği var burada. Kelebekteki oran kaça kaç yukarıdan aşağıya doğru? 3'e 2. O zaman burası 3A iken buraya ne diyeceğiz arkadaşım? 2A diyeceğiz şuraya. Çünkü şununla şunda ve şurası da 3B ise 2B diyeceğiz ama bunlar işin içine girmeyecek galiba. Tamamı 3A. Karşılıklı kenarlar da birbirine eşitti. Bunun da tamamı 3A olacak. O zaman 2A artı 3 eşittir 3A ise A'yı da böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz. Ama bizden X isteniyor. 2A isteniyor. A yerine 3 koyunca cevabı 6 diye ulaşır mıyız arkadaşlar? Ulaşırız. Bir yerde işlem hatası mı yaptım ben? Yok. 6'yı bulmuşuz. Tamam. Cevap anahtarında bazen hata yapabiliyorum. Kusura bakmayın. Evet. X'i de böylelikle 6 bulduk. Geldik diğer soruya. Evet. Burada da paralellikler var yine. Ekstra paralellik verilmiş daha doğrusu. Şu kenarla şu kenar paralel verilmiş. Arkadaş büyük ihtimal ne vardır? Benzerlik vardır. Ya oran varsa ya da ekstra bir paralellik varsa büyük ihtimal benzerlik vardır. Ama tanımını uygulayalım. Burası 6, 6 daha 12. Tanım bizim için çok önemli. Burayı da 12'yi yazdım. Sonra ne olacak? Hocam. Bak şurada bir kelebek benzerliği çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam soldan sağa 6 bölü 12. 1'e 2 oran. Aynı doğru üstünde 1'e 2 oran yazacağım o zaman. Aynı doğru üstünde mesela bu doğru üstünde 1'e 2'yi yazdım soldan. Sonra bunu yazınca diğerini yazmama gerek kalmadı. Burası da B iken buraya 2B de yazabilirim. Ben şunu yazdıysam buna göre yoğunlaşacağım. Bak şurada paralellik var kardeş. Bu paralelliği kullanalım. Bu paralellikler nereye doğru sıyrılıyor, küçülüyor? Buraya. Buradan bir temel orantı var burada da. Yani 2A'nın 3A'ya oranı eşittir. X bölü 6 olur. Bu iki katı, bu da iki katı. X'i de böylelikle kaç buluruz? 4 buluruz. İşte öğrenme alanında bütün soruları gördük arkadaşlar. Öğrenme alanında bütün soruları gördük. Yani cevaplar bu şekilde oluyor. Yani sorular nereden çıkıyor? Genelde üçgen bilgisinden çıkıyor. Oran varsa ya da ekstra bir paralellik varsa benzerlik uygulayacağımızı da unutmayalım. Tamam. 50, 60, 90 ben cevap anahtarını kontrol edeyim. 50, 60, 90 doğru. Sonra 20, 10, 58. Hocam 20 olur mu? Ay burası 80, 80. 10. Ha 10'muş. Bir dakika. D şıkkı 20 doğru. 10 sonra 58 mi? 58, 6 ve 4. Doğru. Sıkıntı yok. Bazen şıklar benim yanlış yaptığım şeyler çok canımı sıkıyor. O yüzden kontrol ettim. 5 saniyenizi çaldım. Evet geldik örnek 1'e. Şimdi normal sorularla başlıyoruz. Klasik sorularla başlıyoruz. Hocam bu ne ya? Bu mu klasik? Ya klasik tabii. Paralel kenarları koymuşlar sadece kardeşim. Şurada bir paralel kenar var. Üstüne şu paralel kenarı koymuş. Daha da üstüne şu paralel kenarı koymuş böyle. Burada alfa nedir diye soruluyor. Paralel kenarın tanımı nedir kardeşim? Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Verilen açıya bakalım. Hocam 42 verilmiş. Bu 42'den dolayı şunlar birbirine paralel ya. Şu paralelliğe bakarak yorum yapalım. Şununla şu birbirine paralel olduğundan dolayı yöndeş açılardan dolayı dolayısıyla burası da 42 derece. Ters açıdan dolayı şu açıda 42 derece yaptı mı? Yap. Sonra ne yapacağım? Hocam 90'ı kullanacağım. Bizim şununla şu birbirine paralel. O zaman burası 90 mı yapar? Evet. Hemen şu paralellikten dolayı bu sefer bu
paralel kenardaki bu paralellikten dolayı hemen 90'sa 90'ı yazdım. E hocam başka? Şunlar da birbirine paralel. E yöndeşlikten dolayı burası 90'sa burası da 90 olmaz mı? Olur. E sonra şu üçgene dikkat et kardeşim. Gösteriyorum bak. Şuradaki üçgene dikkat et. Hocam burası 42. Burası 90. Şu açıyı bulurum. Ama benden bu açı isteniyor. Direkt bu üçgende bence iki iç açının toplamı bir dış açı. Yani direkt alfa neye eşit oldu? 42 ile 90'ın toplamına eşit oldu. Yani cevap 132'ye eşit oldu dostlar. Evet, kolay bir soruydu. Geldik örnek 2'ye. Örnek 2'de de neler verilmiş? Hocam saçma sapan yerlerde eşitler verilmiş gibi duruyor şöyle baktığımız zaman. E arkadaş, tanımını uygulayacağız. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Hemen paralelliği yazdık. Sonra eşit, bak x kenar çıktı. Bir de karşılıklı kenarlar da birbirine paralel değil mi? Evet. 50'ye bakınca şöyle bir z kuralını görüyoruz. Şuradaki z kuralından şuraya bir 50'yi yazalım. Başka? AB ile CE uzunlukları birbirine eşit verilmiş. Şu AB uzunluğuyla CE uzunluğuna eşitliği yazıyorum. Alakasız yerde eşitlik var. Korkma. Hocam karşılıklı kenarlar birbirine eşit de şuraya da ben yuvarlak yazabilirim. Çünkü bu kenarla bu kenar eşit. Aa, şurada bir x kenar çıktı. Tepe açısı 50. 180'den 50 çıkart. 130. 2'ye böl. 65. 65 yapar burası. Sonra şunlar birbirine paraleldi zaten. Z'den dolayı 65 yazabilirim. Ya da 50 65 ise buraya da 65 kaldı diyebilirim. Biz Z'den gördük burayı. E buradaki x kenarlıktan dolayı şimdi de taban açıları birbirine eşit. Burası da 65 oldu mu? Oldu. Benden BAD açısı isteniyor. Bak o açıyı da böylelikle 65 derece bulduk dostlar. Evet, cevap 65. Geldik örnek 3'e. Şekilde DF doğru parçası ADC açısını 2 eşit parçaya, öbürü de 3 eşit parçaya bölmüş. Sonra 102 derece verilmiş. E yapacağımız hamle belli aslında. Ne yapacağız arkadaşlar? Ya ben buraya şöyle dersem, hocam AA dersem 180-2A kalıyor. 180-2A'yı 3'e bölmek sıkıntı. E o zaman sanki 3'e 3'ün katı versek daha sağlıklı olur. Evet, bu şekilde yazıp da burası da 180-6A deyip de 180-6A'yı da 3'e bölüp de şuradaki açıları da bulup tek bilinmeyenden gidebilirsin. Ya da ne yaparsın? Hocam buraya AA, buraya da BBB deriz. Şuradaki üçgenden A artı B çıkar. Bir denklem. Sonra buradaki üçgenden de yani paralel kenardaki şu açıların toplamı 2A artı 3B eşittir 180 deyip de ikinci denkleme de ulaşabiliriz orada. Ama dediğim gibi iki bilinmeyen iki denklemden yapmaktansa bence şuraya bir x x diyelim. Ama burası ne oluyordu o zaman? 180-2x oluyor. 3'e bölünebilir bir şey yazmam lazım. O yüzden buraya bence 3x 3x yazalım. Daha kolay olacak. E o zaman burası 6x ise burası ne olacak? 180-6x olacak. 180-6x'i 3'e böldüğüm zaman 60. 183'e böldüğümde 60. E 6x 3'e böldüğümde eksi 2x yaptı. 60-2x 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 şeklinde bulduk. Sonra bana buradaki üçgendeki 102 derece verilmiş. 102 dereceyi kullanmak zorundayım ben. E 102'yi nasıl kullanacağız? Açılar toplamı. Yani 3x artı 60-2x artı 102 eşittir 180 ya. Buradan x eşittir ne geldi? Şu 162 yaptı. 18 mi geldi? Evet, x'i 18 bulduk. Ama bizden ne isteniyor? Keşke x demeseydim ya. Şuraya bir y diyelim arkadaşlar. Şöyle y diyelim. Çünkü x açısı şurası verilmiş. Bak dikkat et. X açısı da ne yaptı? 6y yapmadım burası da. Bak 6y 6y karşılıklı açılar birbirine eşit. Yani bizden ne isteniyor? X açısı. Şu y yap arkadaşlar. Şunların hepsi y. Y diye düzelt kardeşim. Tamam. Buradan y'yi 18 bulduk. X açısı da ne eşit? 6y'ye eşit. 6 çarpı 18'den cevaba kaç diye ulaşırız o zaman? 108 diye ulaşırız. Bence daha kolay işlem oldu. Diğerinde iki bilinmeyen iki denklemden çözüp de işlemde yapabiliriz. O da kolay da. Yani bilmiyorum ya. İkinci bilinmeyene girmek çok hoşuma gitmiyor benim. O yüzden böyle yap. Evet, geldik örnek 4'e. Arkadaş, şekil 1'de verilen paralel kenar şeklindeki karton köşegeni boyunca kesilip üçgenler oluşturuluyor. Evet. Sonra bu üçgenler şekil 2'deki gibi kırmızı üçgenin üzerine konuluyor. Şimdi oradaki açı 50 derece verilmiş şekil 2'deki. Buna göre kırmızı üçgende BAC açısı kaç derecedir diye soruluyor bize. Hadi bakalım. İlk baştaki verilen şekil 1'deki kartonu şöyle bir keselim seninle bir de. Kestik. Kartonda bir tane üçgeni aldım. Şuraya koydum. Öbür üçgeni de aldım. Şuraya koydum. Bunlar üst üste bindi. Üst üste koydum. Tamam. Şimdi gördük orayı ve bizden A açısı isteniyor. Ne yapacağız dostum? Arkadaş, ilk önce şu paralel kenarı yorumlayalım bence. Paralel kenarda köşegeni çizince neler oluyor yorumlayalım. Köşegeni çizdiğimiz zaman paralel kenarın tanımını yaparken ispat yapmıştım ya. Şu üçgenle şu üçgen nasıl üçgenler? Eş üçgenler oluyordu. İspatı yaparken göstermiştim. Ama ben yine de burada sana göstereyim. Hocam burası nokta açısıysa paralel kenar olduğu için Z'den dolayı burası da nokta. Şuraya ben çizgi açısı dersem Z'den dolayı burası da çizgi. Şöyle Z'den dolayı. E o zaman burası da çift çizgi ise üçüncü açılarda birbirine eşit çift çizgi. Çift çizginin karşısında kenarlar birbirine eşit. Dolayısıyla bunlar eş üçgen çıktı. Çizginin karşısına ben çizgi dersem burada da çizgidir. Ya da karşı kenarlar birbirine eşit. Böyle kullanacağım. Sonuçta iki tane eş üçgen var elimde. İki tane eş üçgen varsa ve ben eş yapıları
kullanıyorsam eşyapılarda ÖSYM sever damgasını koyuyoruz. Eşyapılarda ÖSYM gerçekten seviyor. Neyi kullanacaksın eşyapılarda? Kenarların eşitliğini, açıların eşitliğini kullan. Tamam. Eşse bunlar eşit. Şimdi ne yapacağız o zaman burada hocam? Bir kere şöyle şunu da şöyle bir çizeyim ben. Bir tane üçgen bak şuraya çizilince ne oldu? Hocam şu şöyle. Sonra üstüne de bunu koydum. O yüzden alttaki çizgi gözükmüyor. Şimdi madem bunlar eş, açıların eşitliğini göstereyim. Hocam küçük açı çizgi, şuraya çizgiyi koyuyorum. Sonra öbüründe küçük açı çizgi. Sonra buradaki açı nokta açısı, buradaki nokta açısını koyuyorum. Üçüncü açılar burası çift çizgi, burası da çift çizgi. Açıların eşitliğinden şu an bir şey gelmedi gibi. Başka bir şey var mı? Kırmızı üçgenin üzerine konmuş. Vay o, kırmızı üçgen özel bir üçgen verilmemiş bize. Eyvah eyvah, ne yapacağız? Şunu yapacağız kardeşim. Eş yapla. Bir de kenarların eşitliğine bakalım. Hocam burada kenarların eşitliğinde hemen noktanın karşısı çift çizgi değil mi? Ya da çizginin karşısı çizgi değil mi? Çizginin karşısı çizgi yazarsam, çizgi yazarsam çizgiler apayrı yerlerde, bir işime yaramadı. Sonra çift çizginin karşısındaki bu kenar yuvarlak. Hocam bu kenar yuvarlak, bu kenar yuvarlak, işime yaramadı. Noktanın karşısı çift çizgi, noktanın karşısı çift çizgi, noktanın karşısı çift çizgi, noktanın karşısı çift çizgi. Aa, ne güzel bir şey çıktı bak. Çift çizgileri yazınca böyle. Hocam bu bir ikizkenar üçgen çıktı. Süper. İkizkenar üçgen çıktı burası. Harika. Şimdi bu ikizkenarı kullanacağım demek ki ben. 50 dereceyi de kullanacağım demek ki ben. O zaman ben şuraya bir alfa açısı dersem, şuraya bir alfa açısı dersem, hocam burada 50'yi de kullanacağım ya. Bak burası da alfa oldu bu arada. Şimdi dikkat. Şu üçgende iki iç açın toplam bir dış açı. O zaman burası ne olacaktır? 50 eksi alfa olacaktır. Yani sen alfayla neyi toplarsan 50 yapar. 50 eksi alfayı. Ya da buraya beta derdin. Alfa artı beta toplam 50 derdin. Sonra bir bakardın burası beta ya. Alfa ile beta yan yana geldi. Toplam 50 oldu diyebilirdin. Ama şimdi şuraya bakar mısın? Hocam şuradaki açı alfa ile 50 eksi alfa yan yana. Toplamı kaç yaptı? 50 yaptı. Hocam şurası 50 yaptı ve bu bir ikizkenar üçgen. Tepe açısı 50 ise 180'den 50 çıkart. 130 2'ye böl. 65 65. Taban açıları 65 65 oldu. Benden de BAC açısı isteniyor. Bak açıyı ne bulduk? 65 derece bulduk. Güzel bir soru. ÖSYM sever damgasında koymuştuk zaten soruya. Eş yapılarda zorlanmayacaksın. Aslında kolay sorular bunlar. Açıların eşitliğini yazdık ki işimize yaradı açıların eşitliği. Bak alfaları yazmasaydık 50 eksi alfa olduğunu göremezdik ve buradaki toplam açının da 50 olduğunu fark edemezdik. Ve kenarların eşitliğini de yazmasaydık şu kenarların eşitliğinden şu üçgeni ikizkenar olarak yakalayamazdık. Bu eş yapı sorularının yapılamamasının en büyük sebebi zaten bu. Ne? Kenarların eşitliğini, açıların eşitliğini yazmıyorsunuz kardeşim. Bunu yazın. Rica ediyorum yazın ya. Kızdırmayın beni ya. Yaz bunu kardeşim. Geldik örnek 5'e. Örnek 5'te neler verilmiş? Şimdi ABCD paralel kenarı biçimindeki bilardo masasındaki topa ıstaka ile vuruş yapılıyor. Istaka masanın A köşesinden geçmektedir. Evet, şu A köşesinden geçiyormuş ıstaka. Tamam. Istaka masanın AB kenarıyla 50 derece, şu kenarıyla 30 derece yapıyormuş. Tamam. Top masanın işte bak neresine çarpıyormuş? Bir CD'sine çarpıyormuş. Sonra BC'sine çarpıyormuş. Sonra AB'ye çarpıyormuş. AD kenarını sırasıyla çarpıp en son burada çarptığı yerden C noktasına gidiyor. Topun AD kenarına çarptığı nokta K noktasıymış. AD'ye çarptığı nokta da K noktası olarak verilmiş. Bir de burada bir not verilmiş. Top masanın kenarına vurduğu açıyla devam eder diye söylüyor. Yani top buraya vurduysa vurduğu açıyla gidecek kardeşim böyle. Hadi topu devam ettirelim. Hocam vurduğu açıyla gitti, böyle geldi buraya. Sonra burada vurdu. Vurduğu açıyla gitti, şöyle gelecek. Sonra buradan vurdu böyle. Vurduğu açıyla gitti, böyle gelecek. Vurduğu açıyla gidip tam en son nereye gelecekmiş? C noktasına gelecekmiş böyle. Evet, burada buraya CD kenarında değdiği nokta da neymiş? K'ymiş. Vurduğu açıyı kullanacağım. Öncelikli olarak alfa istenmiyor bizden. BCK açısı isteniyor. BCK. Yani şurası B noktasıysa BCK açısı, şuradaki açı isteniyor bizden. Şimdi öncelikli olarak şu topa vurdum. Top dümdüz gitti. Yani bu ne demek? A köşesinden geçiyormuş bir de bu. Şu doğrusal demek anlamına geliyor. Hocam şurası 50 derece ya. Burası 50 derece ise Z'den dolayı, bak dikkat, Z'den dolayı karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Hocam burası da 50 yaptı. Burası da 50 yaptı. Sonra bu arada burası kaç? Şöyle şuraya baktığımız zaman hocam 80. 80 ise bu karşısı da 80'dir. Burası kaçtır? 100'dür. Bunları da yazalım. 100. Şunun tamamı da kaç derece? 80 derece diye yazalım. Hocam 50, 80 ve burada bir üçgen oluştu. 80, 50 daha 130. Buraya 50 derece kaldı. Vurduğu açıyla gidecek. Burası da 50 olacak. Şuradaki açı toplamda kaç? Hocam burası da 100 derece. Çünkü niye? 80 ise 100 yapar ya da karşılıklı açılar birbirine eşit. Sonra 150 yaptı ikisinin toplamı. 150 ise 180'e tamamlayanı 30 derece olur burası. Şuradaki açıyı 30 derece bulduk. Top böyle vurdu. Vurdu açıyla gidecek. O zaman burası da 30 derece oldu. Sonra şu üçgene bakıyorum. Hocam 30 var. 80 var. 110 yaptı. Buraya kaç derece kaldı? 70 derece kaldı. Sonra bu vurdu açıyla gidecek. Burası da 70 yapacak. Sonra şuraya bakalım. 100 var. 70 var.
var. Buradaki üçgende buraya kaç derece kaldı? 10 derece kaldı. Soru işareti de kaç olur? 70 olur. Çünkü tamamı 80'di. Onu buradaysa buraya da 70 kaldı. Ya da şurayı 70 bulduk ya kardeşim. Şöyle bir z kuralı var deyip cevaba da 70 diye ulaşabilirdik. Evet, güzel bir soru. Paralel kenarda karşılıklı kenarların paralel olmasını da burada kullanmış olduk. Ya da açısal muhabbetini kullanmış olduk sadece. Hoş sorulardan biri. Zor değil ama. Dikkat. Geldik örnek 6'ya. Örnek 6'da da açıortaylar verilmiş. Açıortaylar verildiğinde neye dikkat ediyorduk kardeşim? Z'ye dikkat. Hadi dikkat. Hocam Z'den dolayı çizgi açısı yapar. Z'den dolayı nokta açısı yapar. O zaman noktayı yazalım, çizgiyi yazalım. Önce çizgiyi yazıyorum ben. Ve bu arada paralel kenarın tanımını kullanalım. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 5 ise 5. Burası da 8 ise 8 oldu mu? Oldu. Sonra ne yapıyoruz? Şuraya bakıyoruz. Hocam çizgiye çizgi oldu ya. Aa ne güzel. Bir ikizkenarlık çıktı orada. Hemen ikizkenarlığı gösteriyorum. Burası 5 ise burası da 5 yapar. Komple 5 yaptı burası. Sonra ne yapacağız? Nokta açısını kullanalım. Hocam Z'den dolayı, şuradaki Z'den dolayı nokta açısı yapar burası. Hemen geldik, nokta açısını şöyle gösterdik. E o zaman burada da bir ikizkenarlık çıktı. Ama dikkat et, dikkat et, dikkat et. Şurası 5 ya. E tamamı 8 ya. Buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Onu bir yazalım öncelikli olarak. Sonra şuraya baktığımız zaman nokta açısına nokta açısı yaptı. Hocam şurada da bir ikizkenarlık çıktı. Şurada da bir ikizkenarlık çıktı. Yani burası 5 ise burası da kaç olacak? 5 olacak. Yani x artı 3 eşittir 5 ise x'i de böylelikle 2 olarak buluruz. Evet, örnek 6'yı 2 bulduk. Geldik örnek 7'ye. Bir katlama var. Şekil 1'deki ABCD kartonu AK boyunca katlandığında. Evet. Ne oluyormuş? D köşesi şekil 2'deki gibi BK doğrusu üzerine geliyormuş. BK doğrusal, bak BK doğrusal. BK'nın üstüne geliyormuş. BD üssü nedir diye soruluyor. Katlayalım seninle birlikte. Hop, katladık. Tam D noktası BK doğrusunun üstüne geldi. E biz katlama sorularında ne yapıyorduk? Katlamayı geriye doğru açıyorduk. Geriye doğru açalım şöyle. Yani biz kendimiz de şurada da şöyle geriye doğru açalım. Açtık kardeşim geriye. Açınca katlamalı sorularında 4, 6 üst üste binen paralel kenarın tanımını uygulayalım önce. 10 ise 10'u yazdık yukarıdan. Aşağısı da 10 oldu. Katlama sorularında ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar eşit. 4 ise 4'ü yazdık. Şu kenarla da şu kenar eşit mi? Eşit. Sonra baktık soruyu yapamadık. Bir de ne yapıyorduk? Katlama sorularında üst üste binen açıların da eşitliğini gösteriyoruz. Hocam şu açıyla şu açı eşit. Şu açıyla şu açı eşit. Peki açıortaylık olduğunda neye dikkat edin diyordum? Z'ye dikkat. Hocam burada var mı öyle bir Z? Yok. Şunlar paralel değil ki. Şunla şu. Şu açıortaylığa bakayım. Hocam şöyle bir Z var mı? Var. Bak Z böyle değil. Pardon. Silgiye geçti. Neden geçtiyse. Şöyle bir Z yok. Bunlar paralel değil. Ama şöyle bir Z var mı? Var. Buradaki Z'den dolayı hemen Z'yi gösterelim kardeşim. Şöyle Z kuralı var burada. Z'den dolayı şuradaki açı çizgi açısı yaptı. Aa, ne çıktı burada? Çizgiye çizgi çıktı. Yani şu üçgen ikizkenar üçgen oldu. E o zaman burası 10 ise burası 10 oldu. Buraya ne kaldı? 6 kaldı. Bizden BD üssü uzunluğu isteniliyor. Cevap böylelikle 6 çıkar dostlar. Şimdi ben daha öncesinde ne demiştim? Açıortaylık olduğunda Z'ye dikkat et demiştim. Artık bundan sonrasında katlama sorunlarında da dörtgenlerde, özellikle karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde, katlama sorularında da açıortay geliyor ya, katlama sorularında da Z'ye dikkat. Özellikle paralel kenarda, dikdörtgende, karede, yamukta bununla karşılaşabiliyoruz. Dikkat, dikkat. Evet, hoş bir soruydu. Örnek 7'yi de 6 bulduk. Geldik örnek 8'e. Örnek 8'e bakacak olursak şimdi. Paralel kenar ve CE açıortay verilmiş. EB'nin uzunluğu 8, burası da 16 verilmiş. 8, 16 ise burası 8 kök 5 ama burayı bulmak bir işime yaramıyor x'te. Ne yapıyoruz? Öncelikli olarak tanımı uyguluyoruz. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Hocam x ise x, 16 ise 16'yı yazıyoruz. E sonra ne yapacağız? Hocam 90 varsa, bak dikkat. Karşılıklı 90. Hemen şu 90'ı yapıştıralım. Neden dolayı? Z'den dolayı. Dikkat edilmesi gereken şey, ufak noktalara lütfen dikkat edin diye söylemiştim. Sonra açıortaylık var. Aa hocam Z mi var? Hayır. Bunlar paralel değil ki şöyle. E hocam biz paralel deyince, Z deyince hep böyle. Zorro'nun Z'si. Düz Z'ye bakıyoruz. Yalnız paralel kenarda sadece şu karşılıklı kenarlar paralel değil ki. Şu karşılıklı kenarlar da paralel. Yani şu paralelliklere de dikkat edeceksin. Bak şöyle. Bir Z var mı burada? Var. Yani burası da nokta açısı yaptı mı dostlar? Yaptı. Bak bunlar eşit oldu. İkiz kenar oldu. X ise X'i yazdım. Buraya 16 eksi X kaldı. Ana ne güzel. Pisagor bağıntısı çıktı burada. X'in karesi 16 eksi X'in karesi artı 8'in karesine eşit. İşlemle X'i buluruz. İşlem mi yapıyorsun hala? Unutmadın değil mi? Hisset kardeşim. Saçını başını oldurtma. Hisset. 8 varsa ne üçgendir büyük ihtimalle? Ya 6 8 10 üçgendir ya da 8 15 17'dir. E bakıyorum 6 8 10 üçgeni mi diye. Hocam ben burada X yerine 10 koyarsam 16 10 koydum buraya. Burası da 6 mı çıktı? Evet. 6 8 10
sağlaması tuttu gençler. 6-8-10 sağlaması tuttu. Dolayısıyla X 10 oldu. Zaten benden de X deniliyor. Cevap 10 çıktı. Gerçekten güzel soru. Tatlı soru. Çok hoş bir soru. Keşke durdurup sana çözdürseydim. Neyse. O zamanlar da geldi. Şimdi geldik buraya. Arkadaş bak şimdi. Burada da bir şey öğreneceksin. Hatta bir not da yazdıracağım sana şimdi. Ama öncelikli olarak bir soruyu çözmek istiyorum. Şimdi gençler. Burada açıortaylık var. Hocam açıortaylık varsa Z mi var? Z maalesef yok. Paralel yok orada. Ki soru kökünde paralel kenar demiş ve şunlar birbirine paralel verilmiş. Bak EF ile AB paralel. EF ile AB paralelse AB ile de bu otomatikman paralel olduğu için şunlar da otomatikman paralel olmadı mı? Oldu. Paralel doğru var. Biz doğru açılardan beri biliyoruz. Paralel doğruda ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Şu paralel doğruyu uzatayım o zaman. Uzattığım zaman şimdi ne geldi? Hocam şöyle bir Z kuralı geldi. Süper. O zaman şuraya bir çizgi açısını yazdım. Şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. Hocam alt tarafta da şöyle bir Z kuralı var. Şöyle açıortaylığı kullanayım. Bak açıortaylık varsa Z'ye dikkat. Dikkat edersek burada da ikizkenar çıktı mı? Çıktı. Aa ne güzel bir şey oldu. A B B yazarsam 2 artı 2B 180'den A artı B'nin 90 olduğunun farkındayız. Yani burası 90 derece çıktı. A artı B'den dolayı. Ve ne çıktı burada? Ya şöyle de bulabilirdin. Hocam 3 tane eşit çıktı. Muhteşem üçlü sağlandı. Muhteşem üçlüden dolayı burası 90 derece diyebiliriz. O zaman burası 4 oldu. 4 oldu. Burası da 4 oldu. Burası da 10 mu oldu? Evet. Bizden de AB uzunluğu isteniliyor. Cevap 10 çıkar. Şimdi sana burada şuraya bir not yazdırmak istiyorum. Ve ispatıyla birlikte de yapacağım. İlk önce bu soruyu sana çözmek istedim. Sonuçta bir ispat tekniği kullandım aslında. Sana burada şöyle bir şey demek istiyorum. Neresi müsait? Şurası müsait mesela. Paralel kenarda. Paralel kenarda. Şuraya paralel kenarda yazayım. Aynısı yamukta da geçerli tabii. Paralel kenarda açıortaylar dik ve orta taban üzerinde kesişir. Orta taban üzerinde kesişir. Bak bazı özel sorularda karşımıza çıkabiliyor bu. Senden notunu al. Ben şimdi ispatını da yapacağım buraya. Bak şimdi. Şöyle bir paralel kenar varsa elimde. Dikkat. İki tane ispat tekniği uygulayacağım bunu. Şöyle bir açıortay ve şöyle bir açıortay varsa bunlar nasıl kesişirmiş? Dik kesişir. Dik kesişmesi aşikar. A B B diyecek olursak hocam 2 artı 2B 180'den A artı B 90 geldi. Burası 90 derece. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Hemen burası 90 dereceyi yapıştırdık. Peki açıortaylar dik kesişiyormuş ve kesişim noktası orta taban üzerindeymiş. Orta taban üzerinde olduğunu nasıl anlayacağız? Yani sen şuradan şöyle bir paralel çizdiğin zaman bu yamukta orta taban diyor sana. İspatını yaptık zaten alt taraftaki soruda. Z'den dolayı bak çizgi yaptı burası. Değil mi? Z'den dolayı nokta yaptı burası. Hocam burası ikiz kenar. Burası da ikiz kenar. Gerçekten de orta taban üzerinde kesişti arkadaşlar. Ya da 90 derece muhteşem üçlüden dolayı da 90 derece oldu diyebiliriz. Evet gerçekten hem dik oldu hem de orta taban üzerinde kesti. Peki hocam başka bir ispat var mı? Bak ispat teknikleri de senin için önemli. İspat teknikleri de senin için önemli. Burada sana şunu da göstermek istiyorum. Farklı bir ispat tekniğim daha var. Açıortay deyince bir de aklına ne gelir? Kollara çizilen dikmeler gelir. Bir kere ben bunun dik kesmesini anladım. Bunda bir sıkıntı yok. Gelelim şimdi şu kollara çizilen dikmeleri yapacak olursam. Kollara çizilen dikmeler neydi? Birbirine eşitti. Bu açıortaylığa göre bakacak olursam. Burada da kollara çizilen dikmeler eşit. O zaman burası da 90 eşit oldu. Ve şimdi dikkat eder misin? Şuradaki nokta ne oldu? Hocam gerçekten tam orta nokta oldu. Açıortaylar dik kesti. Tam orta noktada kesti. Paralel çizersem tam da orta taban üzerinde kesişmek zorunda o zaman. Yani paraleli de şöyle çizerim. Bu da orta taban çizgisi derim. O iki ispat da çok önemli. Yalnız dikkat et. Paralel kenarda açıortaylar dik kesiyor ve orta taban üzerinde. Orta tabanda 90'ın içinden geçiyor. Yani şöyle olduğunda açıortaylar şöyle olursa eğer şurası 90 derece ve orta tabanı şu şekilde değil. 90'ın içerisinden geçireceksin. Yani 90'ın içi şu şekilde şu kenarlara paralel çizeceksin o zaman bu sefer. Şöyle olacak. Paralelimiz bu şekilde olacak. Şöyleyken orta taban çizgisi olur. Yani şöyle olduğunda 90'ın içinden geçen yatay bizim açıortaylarımız böyle olduğunda 90'ın içinden geçen şu paralel orta taban çizgisi şunlara paralel olacak. Yani şu kenarlara paralel olacak. Ona da dikkat et. Bu da soru içlerinde kullanabiliyoruz. Evet. Geldik şuraya. Örnek ona. Bak güzel bir soru. Aslında zor bir soru ama artık tekniği öğrendik. Bunu gösterdiğim için bu soruda artık biz rahat bir şekilde yapabiliriz bence. Şimdi 24 verilmiş, 25 verilmiş. Arkadaş ne yapacağız burada? Bunun devamını mı getireceğiz? Bunun devamını getirsek ne yapacağız ki? Bunu bulabiliyor muyuz? Hayır. Bulamıyoruz. Şimdi biz açıortayla ilgili bir şey öğrendik. Hocam uzatıp ikiz kenar mı yapsak şöyle? Yok işime yaramıyor. İşime yaramıyor. Bir şey işime yaramıyor. Bulamayacağım. Ne yapacağız o zaman arkadaş? Bak şimdi. Açıortayların ben dik ve orta taban üzerinde kestiğini yeni öğrendim. Özel sorularda karşımıza çıkabiliyor. Hemen diki yapıştırdık ve orta taban üzerinde olacak. Yani buradan orta tabanı çizerken böyle mi olacak? Hayır. 90'ın içinden geçecek. Orta taban çizgisi 90'ın içinden geçir kardeşim. Şöyle geçirdim. Şöyle orta taban.
taban. Yani bu sefer şu kenarlara paralel çizdim. Paralel çizince bu orta taban çizgisi ise, yani bunlar 12-12 olacak. Hemen 12'yi yazıyorum şöyle. 12. Hatta burada da bir muhteşem üçlü sağlanmadı mı? Evet, sağlandı. Burası da 12 oldu. 25'i vermiş bana, boş boşuna vermemiştir. Burası da 25. Buraya ne kaldı? 13 kaldı. Ve orta taban çizgisi ya, yukarıda da orta taban. Bunu da unutmayalım. Hocam şuradaki üçgende 12-13. 5-12-13 üçgeni çıktı. 5 yazdım buraya. Bu 24'tü. Bu da 12-12 diye paylaşacak. 12-12'leri de şöyle yazalım. O zaman buraya ne kaldı? 5'i buradaysa buraya 7 kaldı. 7'yi yazdım. Zaten burası da 12. CF-FD isteniyor. CF'ye bakıyorum arkadaş. Şuraya kadar 12. 5 daha 17. 17-FD. FD de 7 değil mi? Evet, 7. O da kaç yapıyor o zaman? 10'a eşit oluyor. Yani örnek konuda böylelikle 10 bulmuş olduk. Açı ortaylar. Dik bir ortaban üzerinde kesir. Evet. Yeni bir şey öğrenmiş olduk. Özel sorularda karşımıza çıkıyor. ÖSYM sorar mı? Ya sorabilir. Uzun yıllardır sormuyor ama. Yani kitaplarda bu sorularla karşılaşacaksınız. Açı ortaylı soruyu böyle uzatıp da yapamazsanız ikizkenarlıklardan dolayı, karşılıklı ardışık köşelerden açı ortay çıktığı zaman paralel kenarda açı ortayların dik ve ortaban üzerinde kesmesini kullanabilirsiniz. İki ispat da gösterdim. İki ispat da önemli. İspat tekniklerini sorularda kullanabiliyoruz. Bunu zaten sonraki sorularda ya da yamuk konusunda da göreceksiniz. Buradaki söylediğim şey aynı şekilde yamukta da geçerli. Dikdörtgende, karede de geçerli. Tamam, açı ortayların dik ve ortaban üzerinde kesmesi. Geldik örnek 11'e. Ya şu örnek 11'e bayılıyorum ya. Örnek 11'e bayılıyorum. Şöyle bir bana bak. Niye bayılıyorum onu söyleyeyim. Kitap böyle ilk böyle 2016'da başladık ya, yeni nesil falan yoktu. Sonrasında 2018'de yeni nesil patlak vardı. Yani yeni nesil soruya çevirdiğim ilk soru diyebilirim arkadaşlar. Onun için bende bir hatırası var. 2018 yılında yazmışım bu soruyu. Ve bu soruyu da yıllar geçse de böyle bu soruyu kitaptan çıkartmam yani. Bende güzel bir hatırası var. İlk yeni nesil sorum. Ulan o zaman şöyle düşünmüştüm. Ya biz yeni nesile geçiyoruz. Yeni nesil soruları nasıl yazacağız? Kardeşim eski nesil soruları yeni nesile çevireceğiz kardeşim. Eski nesil bir soruyu aldım. Böyle yeni nesile çevirdim kardeşim. Yaptığım şey buydu. Evet, yaptığım şey buydu. O yüzden siz de böyle yeni nesil soruları çözerken, yani eski nesil sorudan hiç farkının olmadığını zaten bu zamana kadar sizler de öğrendiniz. Bu arada ilk etapta madem şurayı açtık, şu soruyu sen yapar mısın? Hadi dur yap bakalım. İlk soru, yeni nesil soru. Bakalım yapacak mısın? Bir de tuzak bir şey var. Cevap anahtarını en son bulduktan sonra bak cevap anahtarına. Bakalım o tuzağa da yakalanacak mısın, merak ediyorum. Neyse, ben çözüme devam ediyorum. Akın. Akın da abimin oğluydu. Zehra'nın kardeşiydi. Biliyorsunuz yeğenim. BC ve CD kenarı duvar üzerinde olan ABCD paralel kenarı şeklindeki bir sahanın A köşesinden topa 2 vuruş yapıyor. Evet, Akın 2 vuruş yapıyor. Birinci vuruş. Top BC kenarına çarpıp Akın'a geliyor. Ve top 16 yol alıyor. Hocam 16 yol aldıysa burası 16 mı? Değil. Giderken bir yol, gelirken bir yol. Bak, buraya çarpıp yeniden buraya gelmiş. Aynı yolun üzerinden geliyor. Bak, ince espri burada şey. Yeni nesil sorularda da bir şeyleri saklıyoruz böyle. Hocam top duvara dik çarpsın ki Akın'a doğru geri gelsin. Bir gitti bir geldi. O zaman 16'lı burası. 8 gitti 8 geldi değil mi? Yani x gitti x geldiyse o şekilde olacak. Tamam, 8'i bulduk. Sonra ikinci vuruşta da top BC CD kenarına çarpıyor. Şu CD kenarını tam ortasına çarpıyor. Dikkat. Tam ortasına çarpıyor ve bu paralel kenar şeklindeki bir sağmış. Paralel kenarı da şöyle bir gösterelim istersen. Şöyle paralel kenarı gösterelim. Şu paralel kenarı gösterelim. Buraya da çarpıyormuş, yeniden geri geliyormuş. O zaman burası yine 90 derece olmak zorunda. Şimdi bizden ne isteniyor? Akın'a tekrar gidiyor. Çarpıp Akın'a tekrar gidiyormuş top. CD 10 metre olduğuna göre CD uzunluğu şurası 10 metre. Yani burası da 10 metre. O zaman 6-8-10 üçgeninden burası 6 mı çıktı? Evet. İkinci vuruşta topun aldığı yol ne kadardır diye soruluyor bize. Şimdi gelelim şuraya. Arkadaş, elimizde şuradaki x var. Başka bir şey var mı burada? Top 16 gitmişti. 8 gitmişti. Başka da bir şey yok. Tamam, işlem yapalım. Ama bak burada bak, görüyor musun? Bir şey bak, soruyu yapamadık. Bu böyle de kalsa yapamam. Ne demişti burada? Top tam ortasına çarpıyordu. Bak şuradaki 5'leri yazmazsan olmaz. Her bilgiyi, yani soruda takıldığın zaman soruyu lütfen oku. Sonra ne yapacağız hocam? Hocam baktığımız zaman elimizde bir dik üçgen burada var, bir dik üçgen burada var. Pisagor bağıntısında bir tanesinde kullandım. Diğerini de kullanamıyorum. 90 dereceler fazla olduğunda ne yapıyorduk? Alfa beta'ya dalıyorduk. Açılara dalıyorduk. Burada açıya dalmak demek. Hocam şurası alfa iken karşısı da alfa. Ben buraya beta dersem alfa artı beta 90 olduğundan burası da beta oldu. Yani iki üçgen ne çıktı burada? Benzer çıktı. Madem iki üçgen benzer çıktı, hemen ne yapıyoruz? Aynı açının karşısındakilere bakıyorum. Beta'nın karşısı 5 bölü. Beta'nın karşısı 6. Hemen yazıyorum. 5 bölü 6 eşittir. Burada alfanın karşısı x bölü, alfanın karşısı 8 diyeceğim. X bölü 8 diyeceğim. O zaman bu x'i 40 bölü 6 buluruz. Yani cevap 20 bölü 3 mü çıkar? Değil. Değil. Bir de sonda çakallık yaptım. Şimdi Akın burada topa vurup gitti. Geldi ya. Bizden x istenmiyor ki. Bizden ne isteniyor? Bizden topun ne kadar gittiği isteniyor kardeşim.
kardeşim, bizden 2x isteniyor. Yani 2 çarpı 20 bölü 3 isteniyor. Yani cevap ne olacaktır o zaman? 40 bölü 3 olacaktır kardeş. Tamam. Çakal bir soru. Ha, bu soruyu nereden çevirdim? Bu soru aynen şöyle bir soruydu kardeşim. Bir paralel kenardı. Şuradan dik çizilmişti böyle. Buradan böyle dik çizilmişti. Şurası 10 verilmişti. Sonra burası 8 verilmişti. Bunlar da birbirine eşit verilmişti. Aynen bu soruyu ne yapmışım? Hikayeye dökmüşüm. Çözüm aynı. 5, 5 burası. 6, 8, 10 üçgeninden 6 çıktı. X soruluyordu bu sefer. Bu seferkinde de cevap 20 bölü 3'tü kardeşim. Aldım bu soruyu. Neye çevirdim? Yeni nesle çevirdim. Eski nesle bir sorudan fark var mı? Yok. Sadece buradaki uzunluk 16 gibi algılamayacaksın. 8. Hikayeyi doğru okuyacaksın. Top duvara çarp geri geliyorsa dik olduğunu falan düşüneceksin. Gerçekten güzel sorular yazacağım sanki oradan belliymiş. Dermişim. Evet neyse. Ama gerçekten bir soruyu yazarken ciddi anlamda söylüyorum. Öyle bir soru yazayım. İşte yeni nesil yazayım derken bir ev koyayım çatısındaki üçgeni kullanayım şeklindeki sorular değil. Bütün yeni nesil sorularımda böyle ufuk açıcı şeyler var. O şeyler sizi en çok geliştiren şeyler zaten. O anlamda sorularıma da güveniyorum yani açıkçası. Geldik şuraya. Şimdi oranlamalar verilmiş. Oranlamaları yazalım kardeşim. B ve burası 2K. BE uzunluğu K iken CE uzunluğu 2K oran var. Oran varsa ne vardır? Benzerlik. 3K ise karşılıklı kenarların eşitliğini yani paralel kenarın tanımını mutlaka uyguluyoruz. Hocam şu kenarlar verilmemiş. Oranlamalar burada ya. Şu paralelliklere bakacağım. O zaman o paralelliklere baktığım zaman şurada bir kelebek benzerliği çıktı mı kardeşim? Çıktı. Hemen burada bir kelebek benzerliğini kullanacağız. Hadi kullanalım bakalım kelebek benzerliğini. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam yukarıdan soldan sağa 3 bölü 2 ve bize ne verilmiş? AC'ye verilmiş. AC'ye yoğunlaşacak. Soldan sağa 3'e 2 oran var. O zaman 3x'e 2x yazacağım. Yani buraya 3a'ya buraya 2a yazmama gerek yok. Çünkü burası bana verilmemiş. İşin içinde ne varsa orayı kullanacağız. O zaman şuraya baktığımız zaman burası 3x'ken burası 2x midir? Kelebekteki oran soldan sağa 3'e 2 olduğundan evet. Toplamda burası 20 verilmiş. Yani 5x eşittir 20 verilmiş. X'i ben 4 bulurum. Benden AF uzunluğu isteniyor. AF'ye bakıyorum. 3x isteniyor yani benden. X yerine 4 koyarsam cevap kaç çıkar o zaman? 12 çıkar. Evet. Örnek 12'yi de 12 bulmuş bulunuyoruz. Geldik örnek 13'e. Örnek 13'te de Mr. Loba Loba. Mr. Bombastic a la Fantastic. Hadi bakalım. Ne yapacağız burada? Hocam sayılar var. Aslında çaktırmadan oran da var burada. Kelebek var diye düşünebilirsin. 4 baltan dolu. Sayılara baktığın zaman zaten seni yönlendir. Bu arada ben sana şunu söyleyeyim. Aslında bununla ilgili bir formül var. Bir sonraki dersimizde yani bugünün 18. günün ikinci dersinde bunu göreceksin zaten. Buraya baktığın zaman göreceksin. Şunun karesi 4 çarpı tamamı diye bir formül var. Ama o formülü ezberlemeyin diyorum ben. Gerek yok diyorum. Çünkü dedik ya dörtgenlerdeki çoğu özellik sınavda çıkmıştır. Sınavda çıktıysa biz bunu formülize edelim. Ben burada her soru tipini sana formülize edebilirim. Ama o zaman bir sürü 100 tane paralel kenarda 100 tane formülle karşılaşırsın. Çünkü 100 ya da daha fazla formülle karşılaşırsın. Soru ezberletmekten başka bir şey olmaz bu. Ne yapacağız? Biz üçgen bilgilerini kullanarak yapmaya çalışacağız. Şimdi şuraya baktığımız zaman hocam şurada bir kelebek benzerliği var. Burada kelebek benzerliğindeki oran kaça kaç? Kelebek benzerliğindeki oran 4 bölü 6 yukarıdan aşağıya. 4 bölü 6 yani 2 bölü 3. O zaman burası 2K ise burası 3K'dır. Paralel kenarın tanımını mutlaka kullanıyoruz. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Karşılıklı kenarlar birbirine eşitse direkt burası da K mı oldu? Evet. Sonra X'e yoğunlaşıyoruz. Hocam X'i bulacağım ben. X'e nasıl ulaşacağım? Bulduğum bilgiye de yoğunlaşacaksın. Şurayı K bulduk. Dikkat, şunlar paralel. K da var burada. O zaman şöyle bir temel orantı var hocam dersin. Beynin otomatikman çözer. Ya da hocam burada K'yı buldum. Burada da 2K var. Direkt bu daha kolay mesela. Şurada bir kelebek var hocam deyip kelebekteki oran sağdan sola 1'e 2. O zaman X ise burası 2X'tir. Yani 2X dediğim 10'sa X'de 5 olarak buluruz. Tabii ki kelebek daha kolay. İnce ayrıntıdır. Varsa kelebek özellikle dörtgenlerde, paralel kenarda, dikdörtgende, karede, yamukta kelebeğe dikkat etmeniz daha mantıklı oluyor. Ama genelde bu soru böyle bu K'ları, 2K'ları falan yazdıktan sonra hocam şunu da şu paralel deyip de şu şekilde görmesi, beynin bu şekilde fark etmesi daha kolay olduğu için ben bunu bu şekilde çözeceğim. Yani X bölü X artı 10 eşittir K bölü 3K. K'lar gitti. 3X eşittir X artı 10'dan. 2X eşittir 10 çıkar. X'i de böylelikle kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Evet örnek 13'te böylelikle 5 çıktı gençler. 5. Güzel bir soru bu da. Ama dediğim gibi direkt ben buradaki kelebeğe bakıp 1'e 2 oran var hocam deyip o zaman X ise 2X deyip 2X 10'dan X'i de 5 bulabiliriz. Geldik şu soruya. Aha alan isteniliyor hocam bu ne? Kardeş daha alan konusuna gelmedik ama demek ki üçgen bilgisinden çıkacak. O zaman sakin sakin sorumuzu yapalım. Oranlamaları yazalım öncelikli olarak. Hocam BF bölü AF 1 bölü 2 demiş. A iken buraya 2A yazdım. CDE'yi 18 vermiş. Bu 3A ise karşısındaki kenar 3A'dır. Sonra bir bakıyorum ki kelebek var.
kelebek ince ayrıntıdır. Dikkat, alan da olsa ilk etapta bak oran var ya, alan dağıtım yapacağımız belli. Oran varsa alan dağıtım yapacağımız belli. Alan dağıtımı için bana ne lazım? Alan dağıtımı için diğer oranlamalar lazım. Diğer oranlamaları da yine benzerlikten bulacağız ilk etap. 3'e 2 oran var yukarıdan aşağı. O zaman 3B ise burası 2B'dir. Burası da 3C ise burası da 2C'dir. Bütün oranlamaları yazdık ya. Şimdi alan dağıtmaya başlayabiliriz. Hocam 3B'deki alan 18 ise tepe noktası burası. 2B'deki alan kaç yapar? Bak buradan buraya 6 katı var. Buradan buraya da 6 katı olacak. 12 yapar hocam. Sonra hocam şurada 3C'deki alan 12. Tepe noktası A'ya göre bakıyorum. 4 katı oldu. 2C'deki de 4 katı olur. 8 olur o zaman burası. Sonra alan dağıtmaya devam edelim. Üçgen oluşturalım. Hocam şuraya bakacak olursak 2B'deki alan 8. 3B'deki alan tepe noktası buradan. Hemen şunu çizebilirim. Şöyle şunu çizdikten sonrası çıkıyor. Hemen 2B'deki 8 ise 4 katı. 3B'deki de 4 katı. 12 diyebiliriz buraya. Ya da şöyle de diyebilirdik. Hocam 3C'deki 18 ise bu tepe noktasına göre bakıp da 6 katı. 2C'deki de 6 katı 12 diyebilirdik. Hocam şurası kaldı. Burada da şu A'ya bakacağım. Tepe noktası C. 2A'da da tepe noktası C'ye kadar geleceğim. 20. 2A'daki 20 ise 10 katı oldu. Değil mi? O zaman A'daki de 10 katı olacak. Direkt burası da 10 mu yapacak? Evet. Şimdi benden şu dörtgenin alanı isteniliyor. O dörtgenin alanında 12 artı 10'dan 22 çıkar dostlar. Yani ilk başta alanı bu şekilde dağıttık. Oranlamaları bulduk alanda. Peki alanı bildikten sonra daha kolay bir şekilde yapılabilir miydi? Evet. Paralel kenardaki alandan sonra da buna böyle bakıp daha kolay bir şekilde de yapabilirsiniz aslında. Ama ben bu soruyu bilerek buraya yazdım. Çünkü üçgen bilgisinden de yapılabildiğini görün diye bu şekilde sana gösterdim. Bak paralel kenar konusunda şurada sorulara bakacak olursak genelde neler çıktı? Benzerlik çıktı. Alan dağıtma çıktı şimdi mesela. Açıortaylık çıktı. İşte açıortaylar dik ortalamanın üzerinde kesişiyor. Dik üçgen çıktı. Benzerlikte böyle şu şey benzerliği çıktı. Alfabete benzerliği çıktı mesela. Yani üçgenin içerisindeki her bir konuyla ilgili biz burada dörtgende sorular yazabiliriz. Gördün. Hatta devamında da daha farklı soruları da göreceksin zaten. Ama oranlama olduğunda bizim için önemli olan neymiş? Oran varsa büyük ihtimalle benzerlik vardır. Alan bile olsa benzerlikten buradaki oranlamaları bulup alan dağıtım yapacağız. Evet, burada bir bugünü burada bitirelim. Bugünün birinci dersini burada bitirelim bence. Sonrasında da kaç? 2,5 sayfa mı kalıyor? Dur bakayım şöyle. Buradan mı bitirelim? 3 sayfa işledik mi biz ya? Evet. 1, 2, 3 sayfa işledik. Sonrasında 1, 2, evet 2,5 sayfa kalsın. Alanda bir sonraki gün işleyeceğim zaten. O zaman ne yapıyoruz? Bitirdik mi ilk dersimizi? Bitirdik. O zaman bir sonraki ders, yani 18. gün ikinci dersinde ne yapıyoruz? Bunun diğer böyle sorularına devam ediyoruz. Ardından paralel kenarın diğer özelliklerinden bahsedeceğiz. Ama özellikten bahsetsek bile genelde üçgenden çıktığını yine orada da sana göstereceğim zaten. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak. Hoşça kal. You know I spit it no cap when I kill this.